Selamlar arkadaşlar. Hepiniz Soru Çözüm Eğitim ve Yazılım kanalına hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde artık Bilgisayar Mimarisi dersini anlatmaya başlıyoruz. Bu dersimizin içeriklerini arkadaşlar İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi ve çeşitli üniversitelerin herkese açık PDF dosyalarını derleyerek hazırladık. Bu dersin içeriklerinde bilgisayar teknolojisi konusuyla giriş yapacağız. Diğerisini bilgisayar soyutlaması olarak da geçmekte. Ardından bilgisayarın dili ve bilgisayar aritmetiği üzerinde duracağız. Biz burada MIPS mimarisini kullanacağız. Dördüncü hafta konusu olarak işlemci, hafıza, depolama ve son olarak çoklu çekirdekler konusu ile bu eğitim serisini tamamlamış olacağız. Şimdi dilerseniz bilgisayar teknolojisi diğer adıyla bilgisayar soyutlaması olan konunun slaytlarıyla ders anlatımımıza başlayalım. Bu kısım sözel bir kısımdır. Evet arkadaşlar ilk konumuz ile başlıyoruz. Bilgisayar organizasyonu ve tasarımı olarak geçiyor. Burada baktığımızda donanım yazılım arayüz birimlerinden bahsedeceğiz. Interface olarak geçmekte. Chapter 1 bilgisayar soyutlaması ve teknolojisi ile başlıyoruz. Bu PDF arkadaşlar İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin kaynaklarından bulduğumu da belirteyim. Her slide farklı üniversitelerden alınmış olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Evet aşağı doğru inelim. Bunlar da zaten arkadaşlar bir tane kitaptan alınmış. Şimdi kitabın ismini vermek gerekirse bakın burada da yazıyor zaten. Evet başlayalım. Burada bilgisayar devrimi üzerinde duracağız. Tabi günümüzde bilgisayarlar sürekli gelişmektedir. Ne diyor? Progress in computer technology. Yani bilgisayar teknolojisindeki ilerleme arkadaşlar sabitlenmiştir. Moore'un yasası ile sabitlenmiştir. Moore arkadaşlar daha önceden Intel'de çalışan bir tane adam. Bu adam bir şey diyor. Mesela bir işlemci sadece bir buçuk yılda bir çıkabilir. Pazarlama stratejisi ve üretim gereği. Yani biz her ay yeni bir tane işlemci çıkaramayız anlamında bilgisayar teknolojisindeki ilerlemeyi Moore'un yasasıyla sabitliyoruz. Sınavda belki gelebilir hangi yasa ile sabitlenmiştir veya Moore'un yasasını açıklayın şeklinde. Biz burada arkadaşlar bilgisayar teknolojisindeki biraz yeniliklerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Yeni uygulamaların Moore'un yasasına dayandığından bahsedeceğiz. Biz arkadaşlar bilgisayar teknolojisindeki ilerlemeyi şöyle örneklerle açıklayabiliriz. Arabalardaki bilgisayarlar, cep telefonları, insan genomu projesi. Burada arkadaşlar www anlamına gelmektedir. World Wide Web ve arama motorları olan Search Engine arkadaşlar. Bunlar bilgisayar yeniliklere örnek olarak verilebilir. Baktığımızda burada ne diyor? Bilgisayarlar çok geniş bir alana yayılmıştır şeklinde bir açıklama getirmiş bizlere. Şimdi burayı temizleyelim. Burada aslında çok fazla sizlere açıklayacağım bir şey yok. Sadece bunları bilirseniz sizler için iyi olur. Tekrar dedim, bilgisayarlardaki arabalar, cep telefonları, insan nesli veya insan genomu projesi, World Wide Web. Ve bunun dışında arama motorlarını örnek olarak verebiliriz arkadaşlar. Hemen bir sonraki sayfaya geçelim. Burada arkadaşlar ilk bilgisayarlardan birini görmektesiniz. Mark 1. Bu da belki bir boşluk doldurma olarak karşınıza çıkabilir. Veya sınav haricinde genel kültür olarak da bilmenizde fayda var. Mark 1'in dışında tabi bunların hepsini açıklamıyoruz. Çünkü arkadaşlar bu bilgisayar mühendisliğinin temelleri dersinin konusuna giriyor. Biz daha çok sayısal kısımları anlatacağız bu dersimizde aşağıya inelim. Evet burada Processor is everywhere diyor. Yani işlemcinin her yerde olduğunu söylüyor. Bir arabada, bir bilgisayarda, Xbox gibi oyun konsolunda. Hatta bakın akıllı klozet bile yapılmış. Bu tarz şeylerde işlemci bulunur arkadaşlar. Tabii ki de hepsi aşırı derecede gelişmiş olmak zorunda değildir arkadaşlar. Evet, burada bilgisayarların sınıflarından bahsedeceğiz. Şöyle bir soru gelebilir. Bilgisayar kaç sınıfa ayrılır? Bilgisayar türleri nedir şeklinde. Classes of computers diyor. Personal, mobile device yani PMD olarak kısaltmış. Kişisel mobil cihazlar. Bunlara ne örnek olarak verebiliriz arkadaşlar? Tabii ki de akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarları örnek olarak verebiliriz. Burada vurgulanmakta olan şey arkadaşlar enerji verimliliği ve gerçek zamanlı olmasıdır. Zaten bir telefon gerçek zamanlı değilse bizim için hiçbir anlamı kalmıyor. Bunun için de enerji verimliliği olmalı. Bakın sonuncusuna bakalım. Burada gömülü bilgisayarlarda da fiyat önemlidir arkadaşlar. Yine aynı şekilde serverlarda da arkadaşlar. Burada görüldüğü gibi ölçeklendirilebilirlik gibi kavramlar önemlidir. Availability önemlidir. Throughput önemlidir. Bunun dışında masaüstü bilgisayarlarda da zaten price, performans oldukça önemlidir. Yani genelde zaten insanların çoğu bunları alırken fiyat performansına dikkat etmektedir. Bunun dışında bir kategori var. Çok fazla bilmenize gerek yok. Fakat yine de başlığını ezberleyin. Evet şimdi aşağıya doğru inelim. Bakın serverlar yazacaksınız sınavda. Gömülü bilgisayarlar, kişisel mobil cihazlar ve masaüstü bilgisayarlar yazabilirsiniz. Burada biz işlemci piyasasındaki ilerlemeyi görüyoruz arkadaşlar. The processor market olarak geçmekte. Burada mor renkle gösterilenler cep telefonları, kırmızılar bilgisayarlar, sarılar ise televizyonlar biz 1997 yılına baktığımızda neredeyse televizyonların hiç olmadığını bu grafikte görmekteyiz. Bakın, cep telefonu pazarı bilgisayarlar neredeyse aynı gibi fakat daha sonra bir atılım yaparak cep telefonu her sene farkı açmaya başlıyor. Bu neden böyle? Şöyle düşünün arkadaşlar, bir evde mesela 3 kişi yaş yaşıyorsa 3'ünde de telefon oluyor. Fakat televizyon sadece bir tane oluyor, maksimum 2 tane oluyor arkadaşlar diğer odada. Bilgisayara baktığınızda Hani çocuk varsa genelde bilgisayar oluyor. Artık insanların çoğu telefonun işlerini halledebiliyor. Bakın burada görüldüğü gibi cep telefonlarındaki ilerleme aşırı derecede çok bakın televizyonlar eskiden yokken şimdi her evde bir televizyon olduğundan dolayı arkadaşlar neredeyse PC geçmek üzere olduğunu söyleyebiliriz. Hatta önümüzdeki yıllarda da belki de geçmiştir bu çünkü 2007 yılına göre hazırlanmış şu an akıllı televizyonların oldukça popüler olduğunu varsayarsak arkadaşlar büyük ihtimalle televizyonlar artık bilgisayarların çok da önüne geçtiğini söyleyebiliriz. Aşağı inelim. Burayı silelim. Biz neler öğreneceğiz bu dersimizde arkadaşlar? Programların nasıl makine koduna çevirdiğini öğreneceğiz arkadaşlar. Bunu bu işlemler olurken donanımın nasıl çalıştığından bahsedeceğiz. Donanım yazılım ara birimi, ara yüzünden bahsedeceğiz. Program performansına karar veren şeyleri ve biz onları iyileştirmek için neler yapabildiğimizden bahsedeceğiz arkadaşlar. Tasarım ve performansı, donanım, perform donanım tasarımıyla performansı nasıl iyileştirdiğimizden ve paralel processing diyor. Yani paralel işlemlerden bahsedeceğiz. Önemli bir kavramdır. Büyük ihtimalle duymuşsunuzdur. Oyunlarda falan da öyle bir ayar bulunmakta. Aşağı inelim. Evet performansı anlama, understanding, performans. Burada algoritma anlamına geliyor arkadaşlar. Burada algoritmayı bir işlemi gerçekleştirirken arkadaşlar gerçekleştirilen işlem sayısı olarak aslında tanımlayabiliriz. İlla buradaki tanımlara da yer vermemiz gerekmiyor. Yani performansı algoritma belirler diyebiliriz kısaca. Bunun dışında performansı programlama dili Compiler yani derleyici ve arkitektür yani mimari belirlemektedir. Örneğin biz burada MIPS mimarisini kullanacağız ki çok çeşitli mimariler bulunmaktadır. Intel'in x86 gibi mimarileri de bulunmaktadır. Burada arkadaşlar komut anlamına gelmektedir. Her çalışmasında makineyle arkadaşlar karar veriyoruz kaç adımdan oluştuğuna. Bunun dışında derleyiciye göre değişebilir. Bazı derleyiciler daha iyi. Bunun dışında programlama diline göre değişebilir. Mesela C'nin Java'dan hızlı olduğu söyleniyor. Tabii ki de işlemci ve memori sistem yani hafıza sistemi oldukça önemlidir arkadaşlar. Bu komutların ne kadar hızlı sürede gerçekleştiğini anlamamıza yarar. Yine aynı şekilde input, output sistem, including diyor. Yani burada arkadaşlar giriş çıkış sistemleri örnek olarak verilebilir. O da hızı belirlemektedir. Yani kısaca algoritma, programlama dili, derleyici, mimari, işlemci, RAM ve giriş çıkış sistemi bizim performansı anlamamıza yardımcı olacaktır. Bunları ezberlemeyin. Mantığını oturtmaya çalışın arkadaşlar. Aşağı inelim. Burada bir programın aslında alt aşamaları diyebiliriz. Bir programa baktığımızda donanımdan oluşuyor, sistem yazılımından oluşuyor ve uygulama yazılımından oluşuyor. Bakın donanımdan başlayalım. Donanım dediğimiz burada işlemci, hafıza ve giriş çıkış birimleri. Yine application software yani uygulama yazılımı da yüksek seviye dille yazılmış bir dildir arkadaşlar Yüksek seviye dille yazılmıştır. Yani örneğin C, Java gibi. Sistem yazılımını ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Compiler ve Operation System. Burada Compiler HLL kodunu makine koduna çeviriyor arkadaşlar. Operation System de giriş çıkış birimlerini yönetir. Yine aynı şekilde hafızayı ve depolamayı yönetir. Kaynak paylaşımını ayarlar gibi örnek verebiliriz. Bakın tekrar diyorum uygulama yazılımı, sistem yazılımı, donanım. Donanım deyince zaten direkt aklınıza gelir. işlemci hafıza, giriş çıkış. Uygulama yazılımı deyince aklınıza hemen yüksek seviye dille yazılmış kod aklınıza gelecek. Sistem yazılımı deyince Compiler ve Operation System. Compiler arkadaşlar HLL kodunu makine koduna çeviriyor. Operation sistemi de açıkladık zaten. Şimdi aşağı doğru inelim. Burada programlama kodunun levellerini görüyorsunuz arkadaşlar. Baktığınızda yüksek seviyeli dillere bakacağız arkadaşlar. Burada yüksek seviye dil olarak C'yi örnek olarak vermiş. Bakın burada bir C kodu var. Swap işlemi yapılmış. Int temp demiş. Yani burada swap derken bir değiştirme işlemi yapılmış. Mesela A, B'yi atanmış. B, A'yı atanmış gibi. Ardından compiler yani bizim derleyicimiz arkadaşlar bunu göründüğü gibi assembly diline çeviriyor. Bu assembly dili tabii ki de burada MIPS mimarisi içindir. Bakın komutlarımız var. Add var. Muliva, LV, LV, SV gibi, Store World gibi kavramlar bulunmakta. Loot Word, bunun dışında Add bulunmakta. Daha sonra bu da Assembler ismini verdiğimiz yapıyla arkadaşlar. Binary yani ikili sistemi dönüşüyor. Makine koduna dönüşüyor. Bu da MIPS arkadaşlar. Bu da MIPS. Bakın dikkat edin. Bu ise C dili. Burada arkadaşlar baktığınızda resimlerle temsili gibi düşünebilirsiniz aslında görüldüğü gibi resim değil hani böyle dokularla mesela et, lv gibi. Burada da arkadaşlar donanım temsilinden bahsediyoruz. Binary digit yani ikili sayılar bitsler 1 ve sıfırlardan oluşur. Burada arkadaşlar kodlarız komutlarla veriyi. Şimdi aşağıya inelim. Evet burada neden bahsediyor bakalım. Burada arkadaşlar kırmızı renkli kalemi elimize alalım. Components of a computer diyor. Biz burada bilgisayarların bileşenlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Benzer bilgisayarlar için, evet her tür bilgisayar benzer bileşenlerden oluşmuştur anlamında bir cümle. Burada baktığınızda masaüstü bilgisayarlar demin açıklamıştık fiyat ve performans. Yine server ve gömülü bilgisayarlar. Gömülü bilgisayarlarda da fiyat oldukça önemliydi. Biz input, output kavramından bahsedelim biraz. Burada user interface device yani kullanıcı arayüz cihazları şeklinde. Burada ekran geliyor yani monitör, klavye, mouse gibi. Depolama cihazları hard disk, artık kullanılmasa bile CD, DVD, flash bellek. Bunun dışında harici hard diski de burada yazılması gerekirdi arkadaşlar. Yine SSD'lerde burada yazılması gerekirdi. Network adaptör ne diyor? For communication with other computers. Burada diğer bilgisayarlarla iletişim kurmak için biz network adaptörlerini kullanıyoruz. Örneğin ethernet kablosu ile bilgisayarları birbirine bağlıyoruz. Cat32 türünde bu tarz yapıları kullanıyoruz. Şimdi aşağı inelim. Evet, burada bilgisayarın anatomisi görülmekte. Bakın output device şeklinde çıkış cihazı, input device giriş cihazı. Çok fazla belli olmasa da bir network kablo ve yine bir mouse'umuz tabii ki de input device olarak karşımıza çıkmakta. Hemen 13. sayfaya geçelim. Evet burada aslında kutunun içi değil de bilgisayarın içi anlamına gelmektedir. Burada bu resimde çok fazla detaylı gözükmüyor. Benim sizlere tavsiyem öğrenmek istiyorsanız kendi bilgisayarınızın içini mutlaka açın, sökün, takın arkadaşlar. Burada bakmak sizlere hiç fayda sağlamayacaktır. O yüzden aşağı inelim. Evet burada inside the processor diyor. Yani işlemcinin içinden bize de bahsetmiş. Burada AMD'nin Barcelona kod adını verdiği 4 çekirdekli bir işlemciyi görmektesiniz. Bu da bayağı bir eski bir işlemci arkadaşlar. Buradaki yapısında görüyorsunuz. Yine çekirdeklerden oluşuyor arkadaşlar. 4 çekirdekli olduğunu bilmeniz gerekiyor. Günümüzde çekirdek sayısı da oldukça değişti arkadaşlar. Yine burada bakın mobil telefonlarda bile artık çekirdek sayısı neredeyse bilgisayarı yakalamış durumda. Aşağı inelim. Burada işlemcinin Intel firmasının yapmış olduğu çiplerin 22 nanometre teknoloji sürecinde üretimini gösteren bir video var. Bunu dilerseniz YouTube'dan araştırarak bulabilirsiniz arkadaşlar. İşlemcinin kum tanelerinden nasıl işlemci haline dönüştüğünü bizlere aktarıyor. Tabii ki de aşırı derecede detaylı aktarmıyor. Çünkü diğer firmaların buna benzer bir teknoloji yapmaması için günümüzde sadece bilgisayarlara AMD ve Intel firmasının işlemci ürettiğini söyleyebiliriz. Yine mobilde de 3-4 tane doğru düzgün arkadaşlar işlemci üreten firma bulunmakta. Tabii ki de Qualcomm bunların en önde gelenlerinden bir tanesi. Aşağı inelim. Burada arkadaşlar Veri'nin güvenli yeri anlamına geliyor. Data'nın güvenli yeri. Data için güvenli bir adres gibi de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burada geçici anlamına gelmektedir. Geçici ana hafıza kavramından bahsedeceğiz. Mesela biz arkadaşlar burada ne diyor? Ne zaman kapandığında diyor. Biz burada arkadaşlar veriyi kaybederiz. Yani geçici olduğundan bahsediyor. Örneğin RAM'de arkadaşlar bilgisayarı kapadığımız anda ne olur? Bilgi yok olur. Fakat arkadaşlar geçici olmayan ikinci bellekler yine demin bahsettiğimiz gibi SSD, manyetik disk, flash memory ve burada CD-ROM, DVD-ROM yine harici hard disk ile söyleyebiliriz. Biz eğer bilgisayarı kapatsak bile bunlar içinde depoluyor arkadaşlar. Bunların yapısında da görmektesiniz. Bakın burada bir hard disk karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet şimdi sabah körünü anlattığım için bu arada bayağı bir esniyorum kusura bakmayın. Aşağıya inelim. Evet, burada network bağlantısından bahsedeceğiz. Communication and research sharing arkadaşlar. Burada iletişim ve kaynakların paylaşımı. Zaten biliyorsunuz yani bildiğimiz internete bağlayan şey. Burada LAN ismini verdiğimiz local area network arkadaşlar. Burada interneti örnek olarak verebiliriz. Örneğin aynı binada, hatta aynı evde bilgisayar sınıflarınızda olabiliyor arkadaşlar. Olabiliyor değil, oluyor hatta. Günümüzde gerçi Wi-Fi bağlantısı da giderek evlerde daha popüler bir hal alıyor. Fakat Pink istemeyen insanların Ethernet kablosuyla bilgisayarını internete bağladığını söyleyebiliriz. Ama telefonlar için Ethernet kablosuyla bağlamak çok saçma olur. Hani bağlanmaz demiyoruz çünkü dönüştürücülerle bağlanabilir fakat çok da saçma olur. White Area Network. Burada geniş coğrafyalar için kullanılır genelde arkadaşlar. Örneğin bir şehir gibi. WAN bağlantısı. Burada internet örnek olarak verebiliriz. Yine Wireless Network dedi arkadaşlar. Wi-Fi ve Bluetooth. Burada Bluetooth genelde unutuluyor arkadaşlar. Fakat Bluetooth da Network'ün içine girmektedir diyoruz. Peki sizlere bir soru. Kızıl ötesi sizce girer mi arkadaşlar? Bunları da araştırmanızı öneriyorum. Aşağıya. Bunun dışında NFC teknolojisi de var arkadaşlar. Bunları araştırın. Burada görüldüğü gibi arkadaşlar iPhone 6 ve iPhone 6 S'i görmektesiniz. CPU'su görülüyor, RAM'i görülüyor, SIM slotları gibi kavramlar burada görülüyor. Bu resimleri de siz detaylı bir biçimde internetten bulabilirsiniz. Biz ilk slaytımızda arkadaşlar sizlere bilgisayar soyutlaması ve teknolojisi konusunu elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Bundan sonra artık sözel konularla birlikte sayısal konulara geçeceğiz. Çok yakında MIPS mimarisine başlıyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.